Türkiye'yi, Türk tarihini, dilini, kültürünü ve sanatını yurt dışında tanıtmak için kurulan Yunus Emre Enstitüsü ilk merkezini 2009 yılında Saraybosna'da açtı. ...2016 yılı sonuna doğru Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında 40 ülkeye açılan... ...bu ülkelerde 50 enstitü ve 100'ün üzerinde irtibat noktası oluşturan Yunus Emre Enstitüsü... ...Türkçe eğitiminin yanı sıra farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yapıyor. Türkoloji bölümlerini ve Türkçe öğretimini destekliyor... Düzenlediği Türkçe yeterlik sınavıyla Türkçe öğrenenlerin dil düzeylerini Türkçe yeterlik belgesiyle belgelendiriyor. Enstitümüz ayrıca her yıl yüzlerce öğrenciyi yaz okulu programıyla Türkiye'ye getiriyor. Şimdiye kadar 99.261 kişiye Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin daha fazla ülkede seçmeli yabancı dil olarak okutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü ve sanatını tanıtmanın yanı sıra Türkçe öğrenmeye ilgi duyan dostlarımıza da bu imkanı ücretsiz bir şekilde sunacaktır. Yunus Emre Enstitüsü'nün Tercihim Türkçe projesi kapsamında 7 farklı ülkede Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor. Proje ile bugüne kadar Türkçe öğrenen öğrenci sayısı 33.376. Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri tabii ki Türkçe eğitimiyle sınırlı değil. Konferans, sempozyum, panel, sohbet, söyleşi, seminer, toplantı, buluşma ve tanıtım etkinliklerini içeren akademik ve popüler toplantılar... Bugün 46 ülkeden bu darbe girişiminden sonra gelen gençler sizinle birlikte olduğunu ve sizin yanınızda olduğunu göstermek için bugün sahnedeler. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Önemli olaylar ya da tarihi şahsiyetleri konu alan anma ve saygı programları, Türk kumaşının tanınırlığını artıran ve geleneksel Anadolu giyim kültürünü günümüzle buluşturan tasarım etkinlikleri, çeviri atölyesi, tercüme desteği, okuma ve kitap tanıtımlarını içeren edebiyat etkinlikleri, atölye çalışması, eğitim, kurs ve sergilerden oluşan zanaat ve el sanatları programları, önemli gün, yıl dönümü, tematik şehir festivalleri, şenlikler ve kültür gecelerinden oluşan festival ve kutlamalar, kitap, dil, eğitim ve turizm fuarları, dinleti, atölye çalışmaları ve konserleri kapsayan müzik etkinlikleri, Türk mutfağı, el sanatları, halk oyunları, fotoğrafçılık ve enstrüman eğitimi gibi alanlarda düzenlenen kurslar, klasik Türk sanatları, fotoğraf, replika, efemera, tarihi belge ve eser içerikli sergiler, film gösterimi, gala geceleri ve sinema atölyelerinin düzenlendiği sinema etkinlikleri, çeşitli yarışma ve turnuvaların düzenlendiği yarışma programları, Türkçe Bayramı gibi büyük etkinlikler. Yılda 1000'in üzerinde faaliyet ve 400 bin kişiye erişim. Bu harika tablonun oluşmasında Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe'ye gönül vermiş değerli okutmanlarının ve kurum çalışanlarının büyük emekleri var. Dünyanın birçok ülkesinden dilimizin ve kültürümüzün çırağını tutuşturmak için aziz dilimiz Türkçenin illegal yapılara teslim edilemeyecek kadar mukaddes bir emanet olduğunu bugün bir kez daha bizlere gösterdiler. Kurucu üyesi olduğumuz ve 2 yılda 10 üyeye ulaşan GPDNet, yani Küresel Kamu Diplomasisi Ağı'nın dönem başkanlığını yürüten enstitümüz, dünya genelinde büyük çapta 83 projenin destekçisi veya ortağı konumunda. Yunus Emre Enstitüsü
tüm bunları vefakar çalışanlarıyla başarıyor. Bizler Türkiye'nin 2023 vizyonu için şevkle çalışıyor, 2023'te 100 enstitü hedefimize azimle koşuyoruz. Stüdyodayız. Konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla klibi izlediğimiz zaman onu inanılmaz işlere imza atıldığını görmüş oluyoruz. 100 bine yakın. Evet. 99 bin rakamı benmiş ama 100 bin artık bulmuş bir Türkçe öğretilen kişi sayısı. Çok ciddi bir rakam. 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriliyor. Birçok yerde de şubeleriniz var. Neler söylemek istersiniz? Nasıl kuruldu? 2007'de bu karar alınmıştı ama 2009'da evet, faaliyete başladığını biliyoruz. 2009'da hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda Ulus'taki merkezde, tarihi binada başlangıç yapıldı ve hızlı bir şekilde yurt dışında merkezler açıldı. Şu anda 51 merkezimiz var fakat yıl sonuna kadar inşallah 60'ı bulacağız. Özellikle Afrika'da birkaç merkez, Uzak Doğu'da ve Amerika'da farklı şubeler şeklinde merkezler açacağız. Tabii sadece merkez açmak değil, Türkiye'nin, Türk kültürünün dünyada tanıtılması büyük bir öneme sahip ve ayrıca zaten yurt dışında da böyle bir talep var. Türkiye sıradan bir ülke değil, Türk kültürü de sıradan bir kültür değil. Gittiğimiz her coğrafyada daha önceden bizimle irtibatta bulunmuş halklar var. Ve özellikle son 10-15 yıl içerisinde Türkiye'nin kalkınmasına paralel bir şekilde Türkiye'yi tanımak isteyen insanlar da var, coğrafyalar var. Latin Amerika'dan tutun da Afrika'dan birçok ülkeye ve bu algıyı, Türkiye algısını pozitif bir hale çevirmek için Yunus Emre Enstitüsü bütün bu merkezlerde kültürel diplomasi alanında çalışıyor. Kültürel diplomasi dediğimiz şey de çağdaş hayatta çok önemli. Çünkü kültürel diplomasi sayesinde artık insanlar birebir birbirleriyle iletişim kurabildikleri için insanların, tek bir insanın dahi ülke tanıtımına pozitif ya da negatif katkısı olabiliyor. Onun için Yunus Emre Enstitüsü bütün bunları bir ekiple birlikte, yetiştirdiği personeliyle birlikte. Nasıl temin ediyor bu ekip, organizasyon? Üniversitelerle bir çalışma çerçevesinde mi yoksa bir farklı bir alım süreçleri mi yaşanıyor? Tabii. Bizim öncelikle tabii bu alan yeni olduğu için yurt dışında faaliyet yapma, kültürel faaliyet yapma konusunda biz başlangıçta görevlendirdiğimiz personel için birer aylık birer eğitim programımız var. Sertifika programı var. Bunlar diplomasi tutun da uluslararası ilişkilere kadar, aynı zamanda tabii hal ve tavır, nasıl davranılması gerektiği konusunda bütün bu deneyimlerle birlikte tabii ki en önemli özellik memleket sevgisi, ülkesine bağlılık ve sadakat. Bunlar çok önemli çünkü yakın geçmişimizde bunu yaşadık. Yıllarca Türkiye'den nasiplenen, Türkiye'deki insanın insanlardan aldıkları, onları sömürerek aldıkları paralarla yurt dışında organizasyon yapan kurumlar olduğu için burada sadakat ve ülkeye bağlılık çok önemli. Bütün bu aşamalardan sonra yurt dışına görevlendiriyoruz ve biz kendi bünyemizde kurduğumuz bir akademi var. Kültürel Diplomasi Akademisi. Burada teori ile pratiği birleştiriyoruz. Çünkü alandaki insan, diyelim ki işte Sırbistan'a bir personel gönderdiniz. Sırpça biliyor, oradaki işte oranın kültürünü biliyor. Fakat kültürel diplomasiyi bilmiyorsa çoğu zaman yanılabilir de. Onun için kültürel diplomasi şu anda çağımızda çok önemli. Bütün devletler, büyük devletler bu enstrümanı ya da aygıtı yıllardır kullanıyor. 50 yıldır, 100 yıldır ya da yüzyıllardır kullanan batılı ülkeler var. Ve son dönemde belki de en yoğun bir şekilde kültürel diplomasi alanında çalışan herhalde Konfüçyüs Enstitüleridir Çin'in. Şu anda sayıları 600'ü geçmiş durumda.
Biz buna rağmen kendi şartlarımız içerisinde hızlı bir yayılma politikası izliyoruz ve gittiğimiz yerde her tarafta da kabulle, üstünü kabulle karşılanıyoruz. Hangi bölgelerde daha çoğuz? Yani şimdi 40 ülkeden bahsediyoruz. Evet. Özellikle Balkanlar'da çok etkili olduğunuzu biliyoruz ama evet. Onun dışında birçok ülkede varsınız. Ve evet. Hem faaliyet süreçlerinde bu ülkelerle temas noktalarınız nasıl kuruluyor? Size bu anlamda yol açılıyor mu? Farklı sıkıntılar yaşanabiliyor mu? Bir de Yunus Emre ismi tabii çok önemli bizim için. Evet. Bu isimlendirme de genel manada mı kuruldu? Nasıl? İsterseniz biraz da o cümleden bahsedelim. Gayet tabii. Kanun çıktığında yani 2007'de o zaman iktidar ve muhalefet herkes bu isim konusunda mutabık kalmış ve Yunus Emre'nin kurulması konusunda da mutabakat var. Bugün de aynı mutabakat var. Yani Yunus Emre Enstitüsü Türkiye'nin hükümet, Türk hükümetinin, Türk devletinin geliştirdiği ve Türk insanının yurt dışında gururla başı dik bir şekilde gezebildiği, dolaşabildiği bir algının oluşturulması için kurulmuş bir enstitü ve buna uygun bir performans sergiliyor. O sebepten dolayı yani Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi Yunus Emre'yi bu anlamda destekliyor. Çünkü yurt dışında biz tek bir milletiz. Türkiye'liyiz. Dolayısıyla bütün çeşitliğimize rağmen, bütün Türkiye'nin bütün renklerine rağmen, etnik yapısına, dini özelliklerine rağmen Türkiye'nin ortak paydası belki Yunus Emre'de buluşuyor. Yunus Emre dili, dini ne olursa olsun bu coğrafyada insan sevgisini önemseyen ve dünyaya insanlığı götüren bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Ve tıpkı kendi yaşadığı dönemde nasıl işte Anadolu istilalarla, savaşlarla, kıtlıkla boğuşurken orada insani bir maya oluşturduysa Yunus Emre ve o nesil, o ekol, bugün de Yunus Emre aynı felsefeyi bütün dünyaya taşımaya çalışıyor. Bu anlamda da tabii ki biz özellikle hükümetimizin ve devletimizin gösterdiği dış politikaya destek mahiyetinde çalışıyoruz. Onun için de bizim mütevellit başkanımız aynı zamanda Dışişleri Bakanımızdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti dışarıda hangi ülkelerde aktif rol almak isterse Yunus Emre de bunun paralelinde oradaki insanlara Türkiye'yi tanıtma, Türk kültürünü sevdirme, Türkçe öğretimi konularında faaliyet yürütüyor. Çünkü bu tek başına yapılacak bir iş değil. Özellikle son seyahatlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika seyahatlerinde gördük ki oralarda çok yoğun bir şekilde Türkiye'ye ilgi var. Türk iş adamları oralarda yatırımlar yapıyor. Türk devleti birçok alanda açılımları var. Tek bir bölgeyle ilgili çalışmıyor. Yani Türk dış politikası şu anda Afrika'da da, Avrupa'da da, Uzak Doğu'da da, Amerika'da da aktif bir şekilde denge politikası güdüyor. Kendi çizgisiyle insani bir yaklaşım gösteriyor. Bu anlamda da Yunus Emre Enstitüsü'ne onun için uzak coğrafyalarda da ilgi var. Bu talepler nasıl geliyor? Yani oradaki kişilerin Türkçe, tabii ki Türkiye ilgisini görüyoruz ama Türkçe öğrenmeyle ilgili süreçlerde Haylaz'daki oradaki çalışan arkadaşlar bir saha çalışması mı yapıyorlar yoksa oradaki ilgili kurumlarla bir temas noktası mı buluyorlar yoksa oradan direkt doğrudan bir talep mi bekleniyor? Nasıl yapılıyor? Yani nasıl şu anda tabii yıllardır talepler o kadar çok ki biz ancak öncelik sıralamasına koyuyoruz ve bir merkezin açılması için tabii uluslararası hukuk devreye giriyor. Ya ilgili ülkeyle ikili kültürel kültür anlaşması yapmanız gerekiyor ya enstitü açma anlaşması yapmanız gerekiyor ya da işte bazı ülkelerde buna müsaade edilmiyor. O zaman dernek, vakıf ya da şirket statüsünde açmanız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda Avustralya'dan tutun da Amerika'ya kadar, Afrika'ya kadar hemen hemen her ülkeden bu talepler var. Genellikle talepler ya üniversiteler direkt bize talepte bulunuyor ya büyükelçiliklerimize talepte bulunuyorlar ve büyükelçiliklerimiz, Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla bu talepleri bize ulaştırıyor. Bu talepler doğrultusunda da bir taraftan biz bu açılma işlemlerini sürdürüyoruz. Yani demin bahsettiğim gibi şu anda işte Etiyopya, Tanzanya,
Mozambik gibi ülkelerde açılmaya çalışıyoruz. Onun için ilk etapta kolay yol tabii büyükelçiliklere bağlı bir kültür birimi olarak açılmak. Bazen bu kabul ediliyor karşı hükümet tarafından, bazen kabul edilmiyor. Kabul edilmediği zaman işte vakıf, dernek ya da şirket şeklinde kuruluyoruz. Ya da ikili anlaşmalar var. En son gene Cumhurbaşkanımızın Çin seyahatinde Çin ile nihayet yıllardır bekletilen, 2015'ten beri uğraştığımız bir konu, 2 yıldan fazla. Orada kültür anlaşması imzalandı ve bu anlaşma çerçevesinde de biz Çin'de bir kültür merkezi açabiliyoruz. Onlar da Türkiye'de kültür merkezi açıyorlar. Orada da mesela çok yoğun bir ilgi var Türkiye yönelik olarak. Bunu karşılamak için biz daha merkez kurmadan bile hemen orada en büyük çok yayın yapan gazetelerin editörlerini ya da yazarlarını Türkiye'ye davet ettik. 2 hafta sonra 10 Çinli gazeteci Türkiye'ye gelecek. Hem burada kendi meslektaşlarıyla buluşacaklar, hem de Türkiye algısı konusunda yerinde görme fırsatı olacak. Genellikle Türkiye'ye gelen insanların görüşleri değişiyor. Birçok ülkede ne yazık ki bizim eskiden işte bir tek PKK vardı, son yıllarda işte DAEŞ var ve FETÖ var. Bu üç örgüt de bütün Batı Avrupa, Amerika, Uzak Doğu her tarafta Türkiye aleyhinde bir kampanya yürütüyor. Çok yoğun bir şekilde işte Türkiye'de insan hakları, özgürlükler vesaire konusunda. Oysa biz 15 Temmuz'dan beri yaptığımız faaliyetlerde biraz da faaliyetlerimizi artırdık. Normalde biz yılda enstitü olarak yurt dışındaki merkezlerimizde yaklaşık 1000 faaliyet yapıyorduk. Şu anda Temmuz'dan bugüne kadar 1200 faaliyet yaptık. Yani 15 Temmuz'dan bugüne kadar. Çünkü şöyle algılanıyor. Bir taraftan işte Türkiye'de bu mücadele var içeride ve dışarıda. İşte bu örgütlere karşı yoğun bir mücadele var. Ama diğer taraftan Türk devleti ne kadar güçlü ki gidip işte Amerika'da, Avrupa'da ya da Asya'da kültürel faaliyetler de yapabiliyor. Bu oldukça ciddiye alınması gereken bir konu. Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve biz bu gücü gösterebilmek için bütün ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Ve hem milletimiz hem devletimiz bu anlamda da bize katkıda bulunuyor. Çünkü bizim kültürümüz ve yaşam tarzımız, biz kültürü sadece işte edebiyat, tarih ve benzeri seçilmiş alanlar olarak görmüyoruz. Kültürü çok geniş bir tanımla ele alıyoruz. Kültür bir işi yapış tarzı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda da Türk insanının dünyaya götüreceği bir mesaj var. Her şeye rağmen kendi merhameti, insani yaklaşımı, her zaman insan odaklı çalışması bütün coğrafyalarda aslında beklenen, özlenen bir şey. Biz bunu farklı formatlarda yurt dışına taşıyoruz. Aslında birçok noktada Macaristan'da Osmanlı Festivali'ni yapıyorsunuz. Evet. İşte Kosova'da bir caz festivali var, evet, gibi, yani birçok aksiyonu bir arada yapabildiğimizi aynı görüyoruz anda, ve evet, ciddi bir tanıtım süreci aslında, bir diaspora sürecinin belki de orada oluşturulabildiğini görüyoruz. Oradaki, evet, kitlelerin harekete geçirilmesi, geçtiğimiz günlerde Kosova ile ilgili yapılan caz festivalindeki yorumları gördük ve oradaki insanların işte bu böyle bir organizasyonu görmekten mutluluklarını ifade etmişlerdi. Evet. Osmanlılarla ilgili yapılan bir festivalin Macaristan'da yapılıyor olması, bunun desteklenmesi gibi çok sayıda, evet, faaliyet var ama bir taraftan da Türkçenin 99 bin yani 100 bini bulan bir öğretiminden bahsediyoruz ve Türkçe yeterlik sınavları adı altında da bir organizasyonunuz var. Evet. İsterseniz biraz oradan bahsedelim. Yani gayet, bu süreç nasıl yapılıyor? Alınan sertifikalar hangi aşamalarda kullanılıyor? Burada kullanılabiliyor mu? Nasıl değerlendirilebilir? Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Özellikle yurt dışında bizim merkezlerimizin olması çok önemli. Çünkü biz orada kalıcı olduğumuzu gösteriyoruz. Yani birincisi bazı yerlerde satın almalara da gidiyoruz. Çünkü satın aldığınızda gittiğiniz ülkede kalıcı olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. İkincisi orada bir ağ oluşturuluyor. Yani yapılan faaliyetler neticesinde insanlarla bir ilişki ağı oluşuyor. Bu belki de ülkemiz açısından en önemli, Yunus Emre'nin
katkısı bu. Yani Bosna Hersek'te de olsun, Tokyo'da da, işte Afrika'da da, herhangi bir şehirde ya da ülkede, oradaki okullarla, oradaki işte entelektüel camiayla, oradaki kadınlarla, erkeklerle, güçlüler, güçsüzlerle, herkesle irtibat kuruyoruz. Bu yerel ağ, sivil bir ağ olduğu için, yani büyükelçiliklerimizin dışında, bizim böyle bir enstrümanımız var. Yani Türkiye dışarıda kendisini anlatma konusunda Yunus Emre'leri yerleştirdiği zaman o yerel ağlarla da iletişim kurabiliyor ve orayla irtibat kurabiliyor ve kendi argümanlarını kendi istediği formatta, ama hedef ülkeyi dikkate alarak, yani oranın hassasiyetlerini, oranın özelliklerini dikkate alarak faaliyet yapıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, biz kurduğumuz merkezlerde Türkçe taleplerini alıyoruz. Çok yoğun Türkçe talepleri var. Hiç beklenmedik bir şekilde. Mısır'dan tutun da, sadece Balkanlar'da değil. Mısır, İran, şu anda en yoğun talep mesela Mısır ve İran'dandır Türkçe öğrenme konusunda. Buradaki biz tabii yabancılara Türkçe öğretimi konusunda da merkezde geliştirdiğimiz çalışmalar var. Çünkü bu da çok basit bir şey değil. Şu ana kadar ya da işte son yıllara kadar Türkiye'nin böyle bir amacı yoktu. Dolayısıyla yabancılara Türkçe öğretimi konusunda bilimsel çalışmalar, kitaplar, yöntemler, usuller geliştirilmemişti. Bir taraftan biz merkezde bunu üniversitelerimizle birlikte geliştiriyoruz. Diğer taraftan da bunu alanda uyguluyoruz. Uygulamalarımız neticesinde ulaşamadığımız ülkeler de var. Bunlar içinde geliçtirdiğimiz uzaktan Türkçe öğretimi portali var. Bu işte 2 ay önce devreye soktuk ve 2 ay içerisinde kayıtlı kişi sayısı 10.000'e ulaş. Yani herhangi bir, daha henüz bir lansman, tanıtım vesaire yapmadık. Buna rağmen işte Latin Amerika'dan tutun da Uzak Doğu'ya ya da Afrika'ya kadar Türkiye dışında bu programa giriyorlar ve Türkçe öğreniyorlar. Ciddi oranda da bir takipçisi var. Biz aynı zamanda Türkçenin bir bilim dili olarak yaygınlık kazanması için de uğraşıyoruz. Yani sadece Yunus Emre Enstitüsü'leri açtığı merkezlerde faaliyet yapmıyor. Aynı zamanda yurt dışında şu anda 80'den fazla üniversiteyle anlaşmamız var ve oralara ya Türkçe, Türkiye'den, üniversiteden hocalar gönderiyoruz ya da Türk kültürü, tarihi, sanatı için görevli kişiler gönderiyoruz ve bu projeyi de biz nispeten birer Türkiye ofisi şeklinde dönüştürdük. Hem Türkçe öğretiliyor, hem orada Türkiye ile ilgili kaynak, bilgi, belge sunulabilecek bir ortam. Ki Türkçenin seçmeli dersi olması için de böyle bir süreciniz var değil mi? Evet. Temasatlarınız sürüyor, devam ediyor. Bir, evet. Üniversiteler bünyesinde işte üniversite öğrencilerine ulaşabilmek için, çünkü genç kitleler önemli, bir projemiz var ve o sayede de ulaşıyoruz. İkincisi ise ilkokul, ortaokul düzeyinde 7 ülkede yaptığımız Tercihim Türkçe projesi. Buralarda da özellikle daha küçük yaşta Türkçeyi birinci ya da ikinci yabancı dil olarak okullara dahil etmeye çalışıyoruz. Şu anda 10.000'in üzerinde öğrencimiz var farklı ülkelerde. Bunlara da malzeme desteği, önce hoca desteği sağlıyoruz. Ve yakın coğrafyamızda ve hatta uzak coğrafyalarda bile bu talepler var. Şu anda Avustralya'dan tutun da Güney Afrika'ya kadar bu talepler var. Onun için de biz bütün bir vakıf olduğumuz için çok böyle hantal bir yapıya dönüşmek istemiyoruz. Yani çok fazla personel alıp sonra yönetilemez bir hale gelmek istemiyoruz. Biz bütün gücümüzü aslında Türkiye'deki diğer kurumlarla birlikte sağlamaya çalışıyoruz. YÖK'le bir anlaşmamız var. Üniversitelerden hocalarımızı yurt dışına gönderiyoruz. YÖK'ün personeli. Diğer taraftan Milli Eğitim'le anlaşmamız var. Milli Eğitim Bakanlığı zaten hem Türk kökenli ya da işte diaspora dediğimiz Türklerin yaşadığı yerlere öğretmen gönderiyor. Bazen yabancılar için de öğretmen gönderiyor. Bu öğretmenleri de biz Yunus Emre personeli gibi çalıştırabiliyoruz. Yani kendi ders saatleri uyuştuğu ölçüde. Böylelikle çok daha aktif, çok daha hızlı hareket edebilen bir vakıf yapısını muhafaza etmek istiyoruz. Türkçe eğitimi anlamında, Türkçe öğrenmeyle ilgili yapılan o yeterlik sınavını kazananlar hangi aşamadan belirleniyor ve sonra ne oluyor? Yani Türkiye'de
hazırlık sınıflarını bildiğimiz kadarıyla üniversitelerin Türkçe hazırlık sınıflarını atlamış oluyorlar. Evet, değil mi? Bunun dışında ne gibi avantajlar oluyor? Özellikle Türkiye'de öğrenim görmek isteyenler için çok büyük bir avantaj. Bir de şu var, yani reel somut faydalarının yanı sıra dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, dünyada başka ülkelerle rekabet halindeyseniz ki haklı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız hep söyler dünya beşten büyük diye. Bu beşten büyüğü gösterebilmek için dilinizle, kültürünüzle, tarihinizle ve geleceğe ne tür projelerle çıktığınızı göstermeniz gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü de bu sözün yerde kalmaması için faaliyet gösteriyor. Türkçenin bir sınavının olması lazım. Yabancılar Türkçe öğrenirken nasıl işte İngilizce öğrendiğinizde bir sınava giriyorsunuz. Fransızca, Almanca, Batılılar. Biz de bunu geliştirdik. Uluslararası standartta Türkçe yeterlik sınavı var. Ve biz bunu yılda 4 defa farklı yurt dışında ve Türkiye'de uyguluyoruz. Bu sınavı geçenler Türkiye'de birincisi üniversite hazırlığı okumadan birinci sınıfa başlayabiliyorlar. Aynı şekilde bizim başka imkanlarımız da var. Yani bilimsel olarak TÜBİTAK'ın açtığı birçok proje var. Türkiye ile irtibatlı gelişen birçok iş var. Buralarda da Türkçe gerekiyor. Onun için Türkçe yeterlik belgesinin böyle bir anlamı var. Avrupa'da mesela Türklerle ilgili çalışan çok sayıda tercüme bürosu var, çok sayıda mütercim tercüman var. Şu anda Avrupa ülkelerinde dahi bu belgeyi ön şart olarak tercih etmeleri için çalışmalarımız var. Bunun gittikçe yaygınlık kazandığı bir ortamda birincisi Türkçenin böyle bir sınavının olması, diğeri de somut faydaları. Yani somut olarak orada da yeterliliklerini görüyor. Bir de tabii kurs sınavlarımız var. Yani seviye belirleme sınavları. Onları da yapıyoruz. Bizim başlı başına Yunus Emre Enstitüsü'nde bir sınav birimi var ve sınav birimi bütün bunları yönetiyor. Şimdi bir de bunun taşlandığı anlar var. Tercüm Türkçe projesinde. Bosna Hersek'te çok güzel bir görüntü vardı. 10 bine yakın Türkçe öğrenen öğrencinin oradaki etkinliği vardı. Bir taraftan bu yönünü konuşalım isterseniz. Bir taraftan da uluslararası Türkçe bayram organizasyonları yapılıyor ve yine başarılı organizasyonlar. Burada da öncelikle isterseniz şeyden bahsedelim. Bosna'daki etkinlikten bahsedelim. Nasıl sağlandı bu başarı? Tabii ki oradaki Osmanlı mirasının etkisi de muhtemeldir ama çok ciddi bir rakama çok kısa zamanda ulaşmış oldunuz. Yani nasıl oluştu? Burada tabii birebir sokak sokak adeta bir çalışma söz konusu. Bizim arkadaşlarımız orada tek tek okul okul dolaşıyorlar ve onları ikna etmeye çalışıyorlar. Kültürel diplomaside aslında koordinasyon çok daha önemli. Türkiye yıllardır aslında özellikle Balkanlara yatırım yapıyor. Belediyeler, dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla. Fakat burada bir koordinasyon yoktu. Yani bir belediye bir şey yapıyor, ondan habersiz başka birisi bir şey yapıyor. Son yıllarda bu koordinasyon aslında sağlandı. Yunus Emre de burada ciddi bir rol üstlendi. Bütün bu başarı sadece Yunus Emre'nin değil, biz biraz da koordine görevi üstlendik. Ve bütün Türkiye'nin katkısı. TİKA'nın da muhtemeldir oradaki. Tabii yani biz kurumlarımızla zaten hele 15 Temmuz'dan sonra çok daha yakın çalışıyoruz. Ancak sadece devlet kurumları değil, sivil toplumla da birlikte çalışıyoruz. En son 23 Nisan kutlaması Saraybosna'da Türkiye'deki belediyeler, Türkiye'deki dernekler hepsinin katkısıyla gerçekleştirildi. Ve tabii ki Sayın Büyükelçimizin riyasetinde, onun kontrolünde ve desteğiyle gerçekleşti. Bu şunu gösteriyor, yani Türkler istedikleri zaman bir arada faaliyet yapabiliyorlar. Bunun da algı açısından bizim aslında bütün bu faaliyetlerimizin arkasındaki temel görüş ya da felsefe şu: Türkiye algısını pozitif hale getirmek. Yani Türkiye algısı nedir? İşte çoğulcu ve çok kültürlü bir Türkiye ama bir konuda birleşiyor. Yani tek bir bayrağı var, tek bir millettir. Yani Türklüğü de bu şekilde tanımlıyoruz. Ama o birlik içerisinde çoğulculuğa müsaade ediyor. Siz bunu nasıl göstermeniz gerekiyor? Bunu propaganda yaparak, konferans vererek anlatmak değil, yaptığınız işlerle göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda da Saraybosna'daki bu faaliyet, daha önceden biz her ülkede farklı
kutlamalar yapıyorduk. Dedik ki hepsini birleştirelim, bir ülkede büyük bir faaliyet olsun. Orada yaklaşık 7.000-8.000 kişi vardı. Fakat o sadece stadı o kadar insan doldurabildiği için, yani daha büyük bir yer olsa daha çok insan gelecek. Çünkü sadece öğrenciler katıldı. Oysa veliler de katılmak istiyor. Orada biz her bir okula gidiyoruz ve ön çalışmalar, anketler, tanıtım programları yapıyoruz. Sonra Türkiye'deki okullarla onları kardeş okul yapıyoruz. Burada tabii ki işte Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri çok ciddi bir etkiye sahip. İstanbul'da İstanbul İl Milli Eğitimi ile onların da desteğiyle birçok okulla kardeş okul yaptık. Özellikle Bayrampaşa bölgesindeki okullardan. Tabii. Oradaki çocuklar Bosna'ya gitti. Bosna'daki çocuklar oraya geldi ve bu irtibatı biz canlandırdık. Aynı şekilde işte Çorum Belediyesi'nden tutun da işte Ege'deki başka belediyelere kadar hepsinin küçük fakat bizim için anlamlı desteği oldu. Bu birincisi bizim imajımızı tekrar pozitif hale getiriyor, birlikte çalışma ve başka ülkelerde de bu dağınıklık olmadığı için bir arada bir görüntü verdiğimiz için bunun pozitif yankısı oluyor. Orada Türkçe öğrenmekle kalmıyor insanlar. Aynı zamanda başka faaliyetlerimiz de var. Yani meslek edindirme, sanat dallarında meslek edindirmeden tutun da Türkiye ile irtibatlı her türlü faaliyet yapıyoruz. Yani Türk mutfağını tanıtımından tutun da işte Çin'i sanatına kadar orada ustalar yetiştirmeye kadar birçok faaliyet yapıyoruz. Böylelikle de Türkiye'nin gücü ve irtibatı artmış oluyor. Şimdi süremizin sonuna yaklaşırken bir taraftan da yayınlarınızın olduğunu evet. görüyoruz ve çok etkili aslında. Bir taraftan incelediğimizde evet. birçok konunun irdelendiğini hem 15 Temmuz sürecinde hem Bosna Hersek'teki yapılan bu faaliyetler açısından da çok önemli evet. ifadeler var, çalışmalar var. Nasıl başladı bu yayın süreçlerini de anlatır mıyız bu faaliyetler boyutuna evet. bakarsak? Yayınlarımız var hem bülten hem dergi. Bizim gücümüz Türkiye'nin gücü. Çünkü Türkiye'deki bizim danışma kurulu, yönetim kurulu, mütevelliyeti çok geniş kapsamlı bir yapımız var. Bütün buralardan istifade ediyoruz. Yani onların birikimini bir anlamda yansıtıyoruz ve çoğu zaman da yansıtamıyoruz. Yani o kadar çok şey var ki, o kadar çok birikim var ki bunu yansıtma konusunda tabii ki işte basın yayın organları ve bu sosyal mecralar çok daha önem arz ediyor. Biz biraz önce bahsettim sadece işte Temmuz'dan bugüne kadar 1200 tane faaliyet yapmışız. Bu faaliyetleri anlatmak için bile işte bu dergiler, yayın organları çok önemli. Ama daha ziyade bizim oradaki sağladığımız yerel ağlar. Bu ağlar sayesindedir ki işte özellikle mesela 15 Temmuz'da bunun hissettik. Orada direkt yabancılarla irtibata geçebilme imkanımız oluştu. Çünkü orada yerleşik bir enstitümüz var ve günü her gün oraya gelen yüzlerce insan var. Dolayısıyla direkt o kanalları kullanabildik. Onun için de Yunus Emre Enstitüleri'nin daha fazla yerlerde açılması gerekiyor. Bizim 2023 hedefimiz 100 kültür merkezi ve 100 bin değil 1 milyon insana, yabancıya Türkçe öğretmek. Çok önemli bir hedef. Evet. Efendim çok teşekkürler katkınız için. O kadar çok anlatacak konu, faaliyetiniz evet. var ki İsrail'e önümüzdeki haftalarda tekrar konu kalmak isteriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet süremizin sonuna geldik. Yarın konuğum AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.